Hepinize merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugünün özel kılan bir gün. Babalar günü bugün. Değil mi Elifa'da? Biz çok duygusal başladık güne. Hem oğlumuzu hem rahmetli aminemizi anarak. Bugün Elifa'da'ya şanslı böyle kafasına tırnak attı hem. Çizdirmiş böyle üzüldüm. Çünkü tokasını istiyordu Elifa'dan. Orayı biraz çizdirmiş minik kuşum. Ama hiç sıkıntı yaşamadı. Kardeşi yapabilir değil mi anneciğim? Geçer Allah'ın izniyle. Bugüne biz de duygusal başladık. Eşim ve ben de bir duygusal olduk bayağı bir. Yıllar önce oğlumuzun babalar gününü kutlaması için yaptığımız bir görsel vardı. Ve Amine Elif'ine babası veda edememişti. Bugün Instagram'da bazı paylaşımlar yaptım. Onu birazdan Amine'nin babasına vefatından 2 gün önce, 3 gün önce İstanbul'a gitmeden önce zaten 2 gün görmemişti babası. Ondan 2 gün önce de bir vedası olmuştu. Onu da buraya koyarım, görürsünüz. Instagram'da onları paylaşınca bayağı bir duygusallaştık. Ama cennette kavuşma inşallah. Şimdi biz Elifa'da açılsın diye dün gece sabaha kadar hiç uyumadı minik kuşum. Yaklaşık 15 gündür de evde, okul hariç hiçbir yere çıkmadı. Bugün hem onu çıkaralım dedik gezmeye, pikniğe gidelim dedik. Hem açılalım hem oksijen alır bol bol dedik, belki iyi gelir diye. Şimdi hazırlıyorum minik kuşumu, böyle babası üzerini giydirdi. Ben de dışarıya çıkaracağımız için ona güneş kremi süreceğim. Bu Mustela'nın yeni bir güneş kremini almıştım, ilk defa deneyeceğim. Mustela'ya güvendiğim için de, yani Elifa'dan alerjik bir çocuk olduğu için de Mustela aldım arkadaşlar. Şimdi onu süreceğim yüzüne ve kollarına, bacaklarına. Değil mi Elif'a da korusun kuzumu. Beyaz tenli olduğu için hemen kızarıyor. Şimdi biz hazırlanalım. Ben size de o oğluma yaptığımız şeyi de göstereyim. Yıllar önce babası için hazırladığımız şeyi. Şimdi ben kuşumu hazırlayayım. Hemen onu da size göstereyim. Sene kaçtı? Sene kaçtı hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle rahmetli Hasan Eymen'imle babasının bir fotoğrafıyla böyle babalık sertifikası hazırlamıştık o dönem. Ablacığım Ayşe ablam sağ olsun kendi ablam hazırlamıştı. Dünyanın en fedakar, en özel, en sevgi dolu babası. Öngörülen dersleri tüm zorluklara rağmen tamamlayarak babalık ustalığı unvanını kazanmıştı. Esprisine de böyle İçişleri Bakanı Fatma Orhan diye böyle bir sertifika hazırlamıştık. Ve en anlamlısı rahmetli oğlumun o yaştaki elinin ölçüleriydi arkadaşlar. Böyle bu dosya kağıdının üzerine koyup çizmiştik ellerini. Kurban olurum. Elinin ölçüsü o dönem buydu. Böyle bunun içinde de seni çok seviyorum. Babacım yazıyor. Bunu da yıllar önce eşime babalar günde hazırlamıştık. Bunlar ortaya çıktı bugün. Amine Elif'in o son vedası her şeyi bize hatırlattı. Aslında benim burada, gel aşkım, o kadar duygulandı ki bugün. Ama sen hep yetiştin, sen hep çok güzel baba oldun. Allah senden razı olsun. Biz senden razıysa kurban olurum. Bugün çok duygusal oldu. Oy canımın içi. Ama cennette inşallah kavuşma. Seni çok seviyoruz. Arkadaşlar, kuzum inşallah iyi gelecek kuzuma bugün. Gece hiç uyumadı. Elifa'da. Belki iyi gelir bugün. Oksijenine bol bol. O kadar çok sıcak ki gideceğimiz yer biraz daha serin olacakmış. İnşallah öyle olur. Şu anda saat 2 oldu. Ekşili göletim miydi hayatım? Bugün de Allah izin verirse Ekşili göletine gidiyoruz. Bugün ekip eksik. 3 aile. Biz sadece bugün Zeynep'lerle beraber gidiyoruz. Bugün herkesin işi varmış ama biz Elifa'da çok yoruldu. Yani sıkıldığı için ve bunaldığı için bugün çıkaralım dedik. Ben de çok sıkıldım. Elifa'da da çok sıkıldı. Dedim anneciğim. İkimize de hava almak iyi gelecek. Öyle arkadaşlar. Bugün aslında duygusal bir gün olarak da başladı. Babalar günü olduğu için dediğim gibi. Biraz açılalım dedik. Hem iyi gelecek. Son dakika olduğu için diğer arkadaşların da uymadı tabii planı. Herkesin bir planı varmış çünkü. Bugün sabah karar verdik.
Hayırlısı, yine onlarla da beraber gideriz inşallah. Böyle bakalım. Ben hiç ekşili göletine gitmedim daha önce. Eşim de gitmedi büyük ihtimalle ama Zeynepler gitmiş. Bakalım nasıl bir yer, hep beraber görelim. Şanssızlık nedir Elifada? Yola çıkar çıkmaz arkadaşlar arka lastiğin, sol arka lastiğin patlak olduğu göstergesi yandı. Şimdi lastikçiye geldik. Hemen evimizin yakında vardı. Ona bir baktıracağız lastiğimize, değil mi anneciğim? Nedir bu lastiklerden başımıza gelenler ya? Ha? Neden böyle oldu anneciğim? Besmeleyle de çıkıyoruz oysa yolumuza. Hayırlısı olsun bakalım, baktırıyoruz şimdi. Sen iyi misin? Hı? İyi misin? Annesinin minnaşı. Annesinin güzeli. Anneciğim. Canımın içine hamağı kurdu Mevlüt amcası. Böyle yatıyor anne kuzusu. Ve geldiğimiz yer bugün de ekşili gület arkadaşlar. Antalya'dan bayağı uzaktı bir yer. Fatih'ciğim semaver yakıyor. Mevlüt eti doğuruyor. Bugün saç kavurma yapacağız. Ha neysin balıklar? Aa küçücükler gördüm. Burada da vardı. Evet, küçücükler. Şurada dibindeydi şunlar. Ha gördüm. Evet, küçücükler. Bu bizim köydeki göletin akan suyunda da oluyordu Zeynep, hatırlıyor musun? Biz köprüde görürdük bunları. Böyle bir yere geldik arkadaşlar bugün de. Gerçekten böyle yerlerde hava aldığını hissediyor. O kadar güzel yerler ki, böyle gölde balıklar var, böyle atlıyorlar. Gerçekten insana kuş sesleri, suyun sesi huzur veriyor. Elif adamın yaşında yukarıda hamakta sallanıyor. Çok güzel oldu burası, buraya gelmek.
Gidiyor muyuz? Ha? Gidiyor muyuz? Ha? Ha annem. İyi geldi mi sana ya? İyi geldi mi sana? Evimize mi gidiyoruz anneciğim? Evet bir tanem. Çok iyi geldi ya kızıma açık hava. Bir bak Zeynep teyzesi nasıl gülüyor. Annem. Evet çok mutlu oldu benim kızım. Evet. Evet annem. Annem. Mutlu mu oldun sen? Kahkahalar atıyormuş ya bu. Ya bu kahkahalar atıyormuş ya bu. Uf, canımın içi. Hadi gidelim bakalım. Vlogumuzun ikinci gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden salı. Biz dün hiç video çekmedik. Dün bütün gün yattık, dinlendik Elif Ada'yla. Dün gece Elif Ada biraz gribal bir enfeksiyon, yani bir hapşuruk ve öksürme başladı. Çok ara ara böyle. Alerjiktir diye düşünerek, bu ara bildiğiniz gibi üzere klimaları fazlaca açtığımız için alerjiktir diye düşünerek alerji ilacı verdim. Çünkü Elif Ada epilepsi hastası olduğu için belli ilaçları, özellikle böyle gripal ilaçları kullanamıyor. O yüzden de sadece alerji ilacı verebiliyorum çok az dozda. Alerjiktir oldu diye düşünerek öyle bir ilaç verdim gece. Aslında ben de rahatsızım. Bunu da inşallah iyi olduğum zamanda da neden oldu, nasıl oldu size anlatacağım. Kolum tutuk. Dünden beri biraz dinlendirmem gerekiyor kolumu. Size merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzun ikinci günü. Aslında ben pazar günü pikniğe gidip geldikten sonra pazartesi ve salı video çekmedim. Çünkü pazar günü pikniğe giderken Elif Ada'yı arkamda kucağımda götürmek istedim. Ama tabii gideceğimiz yerin uzaklığını ve yolun bozukluğunu bilmediğim için de Elif Ada'yı kucağımda tutarken kolumu incitmişim, sol kolumu. Dünden beri asla kolumu kaldıramıyorum. Dün çok daha şiddetliydi. O gün piknikte öğleden sonra böyle biraz belli etmeye başladı kendini. Hatta dönerken Elif Ada'yı falan tutamadım. Koltuğuna oturttuk dönerken. Çünkü yolu da çözmüştük artık. Çıkış yolunu daha kolay bulmuştuk. Daha iyiydim ama o gün gece ve sabah çok kötü bir şekilde kalktım omzum ve böyle bu şekilde kolum şuradan itibaren kaldıramıyorum. O yüzden de böyle askıda tutarsam çok rahatım. Onun haricinde bayağı zorlanıyorum. Her türlü hem Elif Ada'yı tutamıyorum, işlerimi yapamıyorum. İki gündür anlayacağınız arkadaşlar sıkıntılarım var. Ve kolumu dinlendirmem gerekiyormuş. Oğuz hocamla konuştuk. Çünkü Elif Ada'nın dün dersini iptal etmek zorunda kaldım bu yüzden. Zorla ya bayağı uzunca bir süre zorlandığı için orada tabii bir saat geçti o yolda. Çok kötü durumda şu anda omzum ama işte soğuk uygulamalar yapıyoruz. Krem sürüyorum. İşte ilaçlar kullanıyorum. İnşallah geçecek Allah'ın izniyle. O yüzden biraz dinlendirmem gerekiyor. Dün dinlendim. O yüzden böyle bitkin ve yorgun görünebilirim. Dün gece Elif Ada dün biraz hapşuruyordu gün içinde. Ama dün gece tamamen rahatsızlandı ve bugün Elif Ada da hasta. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar, dün Allah bir kere razı olsun, benim böyle kolum ağrıyınca Zeynep'im, canım benim, buradan onu çok öpüyorum, seni çok seviyorum kuzum, geldi, yemeğimi yaptı, çamaşırlarımı, işte atılması gerekenler vardı makineye attı, onları serdi, toparladı, evimi toparladı,
katlanacak çamaşırlarım vardı, onları halletti. Allah bin kere razı olsun orada, buradan ona da onu söyleyeyim. İzliyor biliyorum canım benim, seni çok seviyorum. Böyle arkadaşlar, o bana yardımcı oldu. Hatta bugün öğlen de geldi, evimi toparladı. Dünkü sermiş olduğu akşamüstü çamaşırları geri topladı, katladı. Allah ondan bin kere razı olsun. Elif adanın minderinin yüzünü falan değiştirdi, toparladı, gitti evime yine, sağ olsun canım benim. Kolumu kullanamadığım için Allah ondan bin kere razı olsun, yardımcı oldu bana. Bugün Elif adanın rahatsızlanması da tabii arkadaşlar kötü oldu. Dün gece zaten o rahatsızlığı belli etti. Sabah ezanında daha uyuyamamıştık. Bir de arkadaşımın kuzusu rahatsızdı. Onun da o halde görmek de beni çok etkiledi. Yoğun bakımda olduğu için şu anda uyuyamadım. Böyle hep yaşadıklarım gözüm önünden geçti. Ona çok dua ettim derken Elif adayı böyle hasta mı olacak, hasta mı derken böyle ondan korktum falan. Sabah 5 oldu yani uyuyabilmemiz. Ezanı duyduk arkadaşlar. Ezanla dua ettik, ondan sonra yattık. Neyse, Elif Ada bugün bayağı keyifsizlendi. Hatta böyle istifra ediyor geniz akıntısından dolayı. Klima tabi bizi yoruyor arkadaşlar. Sıcakta da duramıyoruz. Klima olduğu için soğuk da etkiliyor işin açıkçası Elif Ada'yı. Şu anda babası onunla ilgileniyor. Hatta bugün Zeynep gelip gittikten sonra Elif Ada işte istifra edince ve rahatsızlanınca burnunu temizlemek zorunda kaldım. Onu da dedim artık, hani kolum ne olursa olsun, yapacak bir şey yok. Çünkü Elif Ada rahatsızlandı. Kendim 4-5 gün dinlenmemi istemişti fizyoterapistimiz ama o imkan maalesef Elif Ada rahatsızlanınca olmadı. Eşimi aradım. Sağ olsun eşim geldi ama ben o arada Elif Ada'nın burnunu temizledim. Semifizyolojikle açtım. Onun bir alerjik astım fıstısı var, onu kullandım falan, rahatlattım çok şükür ama bayağı istifra edince o tıkanıklığı falan beni korkuttu. Allah razı olsun eşim de geldi. Minik kuşumuza bugün bakıyoruz. Bugün saat neredeyse, şu anda saat 12.10 var ama bugünü böyle hiçbir şey yapmadan ya da çekmeden kapatmak istemedim. Dün de çekmedim çünkü. Bugün ayrıca bir de özel bir gün bizim için arkadaşlar. 21.06.2009'da evlendik biz. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Aslında bugün yemeğe çıkacaktık falan, bazı yapmak istediklerimiz vardı. Hani özel bir gün kızımızı da alalım gidelim diye ama nasip olmadı. Elif adamı da bırakıp gitmek istemedik. Çünkü Elif adam varsa mutluyuz, huzurluyuz. Hiçbir yerde onu hani böyle acil hastane ya da sıkıntılı bir durum olmadığı sürece hiçbir şekilde bırakıp gitmek istemiyorum. O yüzden de inşallah daha sonra yapacağız bunu. İnşallah nasip olur diyelim. Elif adam iyi olsun inşallah. Böyle arkadaşlar, bugün bizim için özel bir gün. 13 yılı bitirdik arkadaşlar. Allah eşimden razı olsun. Çok güzel bir eş, çok güzel bir baba oldu kuzularıma da. Böyle 13 yıl bizim için acılarla, mutluluklarla, kah geldi çok üzülerek, kah geldi çok mutlu olduğumuz günler oldu. Ama hep omuz omuza, yürek yüreğe, böyle birbirimize sarılarak atlattık her şeyi. O yüzden gerçekten eş de çok önemli arkadaşlar. Rabbime binlerce şükürler olsun biz bu konuda. O da herhalde mutludur benimle yaşadığı için. Biz çok, Allah bin kere razı olsun, ben hep öyle söylüyorum. Ben razıyım, Rabbim de razı olsun ondan inşallah diye. Şu anda beni dinliyor ve oradan gülüyor şu anda. Allah ondan bin kere razı olsun. Aslında o da şu anda kamerada olacaktı ama Elif Ada uyanınca Elif Ada'yı kucağına aldı. Gelin isterseniz aşkım Elif Ada da bir görünsün kuzucuğum. O kadar halsiz ki. Gel aşkım. Ben kolumu kullanamadığım için babası onunla ilgileniyor. Allah razı olsun. Çünkü kaldıramıyorum kolumu. İşte en zoru da kolumun ağrısında Elif Ada'yı şu durumda hasta olunca ve kaldıramamak, onu tutamamak beni üzdü açıkçası. Şimdi kuzumla inşallah nice 13 yıllara diyorum. Allah razı olsun senden. Burada da onu söyleyeyim. Hep senden de razı olsun. Hep her şeyi beraber üstesinden geldik. Beraber omuz omuza, sırt sırta vererek, sevgiyle büyüterek kuzularımızı 13 yılı acısıyla tatlısıyla bitirdik arkadaşlar. Rabbim nice 13 yıllar nasip etsin inşallah. Aslında bugün video çekebilecek durumda değildim ama bu hatıra kalsın istiyorum. Bizde de geriye kalan sadece hatıralar oluyor. Bugünden anı kalsın istedim. Böyle arkadaşlar, bu videomuzu da burada keseceğim. 2 günlük bir video oldu. Zaten pazar günden sonra çekememiştim söylediğim gibi video. Canım kızım. Oh canım için. Çok seviyorum seni. İnşallah bir an önce toparlar.
Bu videoyu izlediğinizde inşallah toparlamış olur Elif Ada'da. Böyle nice 13 yıllara diyelim. Sevgiyle böyle, çünkü özel çocuklarımız olduğu için de böyle birçok aileleri duyuyoruz. Bırakıp giden eşleri, çok sıkıntılar yaşayan herkes, ama en önemlisi de zaten burada el ele ve sıkı sıkı birbirimize kenetlenmek değil mi? Hani mutluluk da var da zorluk da yok mu arkadaşlar, ama bu benim, bizim Allah'ın izniyle çok güzel birbirimize kenetlendiğimiz, bu yola çok güzel devam edebildiğimiz, Allah razı olsun ondan, bir eşim oldu. O yüzden de şanslıyız biz birbirimiz adına da, bence. Sence? Bence de. Aa, elim ama çok acıyor. Evet Elif adam. Ama sen de tut annem. Böyle arkadaşlar, videomuzu burada kapatıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah ben de kuzucuğum da bir an önce toparlarız. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.